Hanımlar beyler, Uykusuzlar Kulübü'ne hoş geldiniz. Kabaremiz Dada Salon Kabare Mecidiyeköy yazında açık. Artık her şey birbirine karıştı kafamızda. Tabii bir yandan tiyatro yapıyoruz burada, bir yandan konserler, bir yandan program çekimleri var. Her şeyden önce stüdyodaki izleyenlerimize teşekkür etmek istiyorum. Yazın ortasında Biletix'ten bilet aldılar. Bizi ziyarete geldiler. Birazdan onlara kese dağıtacağım. Beraber birbirimizi keseleyeceğiz. O kadar sıcaklar çöktü İstanbul'a. Harikulade bir gece olacak. Çok iyi konuklarım var. Siz hazır mısınız? Bilemiyorum. Siz hazır mısınız? Evet. Aslanlarım benim. Ya Tuncay'cığım, bakıyorum da gittikçe daha iyi çalıyorsun. Acaba insanın başına gelen bir şey midir bu? Yaşlandıkça daha iyi çalmak. Gitaristlerin böyle bir durumu var mı? Benim tanıdığım çoğu gitarist yaşlandıkça daha kötü çalıyor. Eskiden gitar kahramanları vardı. Gitar hero diyoruz. Hani sonradan oyunu çıktı falan filan. Ama sen maşallah güzel çalıyorsun. Şimdi konuğumuz Türkiye'nin en iyi bestekarlarından biri. En karizmatik yorumcularından biri, harikulade bir adam, bayılıyoruz. Sadece tek yapmamız gereken esprilerine tahammül edebilmek. Bunu başarırsak inanılmaz bir program olacak. Harikulade bir adam, mesleğinde çok uzun yılları geride bıraktı ama sapasağlam taş gibi. Hanımlar beyler, birazdan burada olacak bu albümüyle. Baştan Başa Sen albümünü ben değerli sanatçıyı radyoda, Show Radyo'da konuk ettiğimde dinlemiştim baştan sona. Hakikaten bu türde eserler artık 2019 yılında verilemiyor. Hakikaten böyle eserler artık kimse bunları besteleyemiyor ve bu kadar hit parçanın bir albümde aynı anda bulunabilmesi de artık mümkün değil. Bunu başarmış bir insan. Hanımlar beyler, Selami Şahin! Nasılsınız efendim? Çok hoş görünüyorsunuz. Sizleri efendim görmek bizim için büyük mutluluk. Böyle sevgili müzik severler buradayken ben nasıl iyi olmam? Maşallah. Şimdi bu albümü ben dinledim ve bayıldım. Herkese tavsiye ediyorum. Bu gelen konuğu mutlaka promosyonu yapılacak diye bir şey yok. Her zaman bunu yapmıyorum, göstermiyorum. Fakat bu özel bir iş. Ve eğer yapabiliyorsanız YouTube'dan, Spotify'dan, herhangi bir yerden dijital olarak ulaşmak yerine kopya satın alın. Evinizde mutlaka, artık tarihi olmadı, o kadar da geç olmadı, bir CD player vardır. Bu albümü dinleyiniz çeşitli vesilelerle. Hakikaten öyle bir iş. Bu ne kadar zamanda yapıldı efendim albüm? 3 sene uğraştım. Çünkü çok iyi beste yapmadan albüm yapmanın bir anlamı yok. 2-3 şarkılık single değil, tam 12 yeni şarkıdan oluşan inanılmaz güzel şarkılar var. Biraz sonra bir klip yaptık. İkinci klip de yayınlanacak. İzleyeceğiz beraber. İlk yayınlarından biri olacak hatta. Evet. Ve ben tabii ki iyi şarkı olmadan albüm yapmam asla. Beste, şarkı çok çok önemli. Eser sözcüğü kalıcı demek. Yıllar önce yaptığım şarkılar, daha aranızda doğmayan çok kişi var. Çocuktum ben, notayı kendi kendime öğrendim kitapların yardımıyla. Köyümüzde hala ilkokul var. Antakya'nın köylerindeniz. Annem rahmetli Mısırlı, hiç Türkçe bilmezdi. Ve hayatımın ilk bestesi, yalancı dünya gibi yalancısın sevgilim. Sen mevsimler gibisin. Değişirsin sevgilim. Altın Kelebek yılın birincilik ödülü, yılın eseri seçildi. Bu bana çok güç verdi ve yıllardır öyle devam ediyoruz. Peki,
52 yıl mı oldu? 55'e girdik. 55'e mi girdik? 17 yaşında 16 yaşını bitirmek üzereyken ünlendik. Evet, öyle bir hesap yaparsak. Ama İstanbul'a tek başınıza gelmişsiniz. İstanbul'a şarkıcı olursun derlerdi öğretmenler ilkokulda. Bayramlarda şarkı okuturlardı bana. Sen günün birinde büyük şarkıcı olursun derlerdi bana. Ben aşılandım. Köyde dilli kaval kendi kendime öğrendim. Ve 15 yaşını bitirmeden 15 yaşının içindeyim. Tek başıma İstanbul'a geldim. Köyümüzde hala ilkokul var. Suriye hududuna çok yakın, Yayla'da. Anne baba rahmetli çok fakir. Ben şarkıcı olacağım dedim. Hangi cesaretle? Beyoğlu Fitas Paşa'sın yanında, sokak arasında o otel duruyor, Şato Oteli. Sahibi yaşlı bir anne, eşi de var. Rahmetli oldular tabii. Anne dedim, ben şarkıcı olmaya geldim. Yatacak yerim yok. Bana iş verir misiniz dedim. Yüzüme baktı. Ay ne tatlı bir çocukmuş. Şarkıcı olmaya geldin sen. Eşine dedi ki bu çocuğu işe alıyorum ben. Hüviyetin yanında o zaman defter gibiydi biliyorsun hüviyet. Tabii eski nüfus cüzdanları verdim, hakikaten defter bayağı kalın. Yatak düzelttim, ütü öğrendim, temizlik yaptım. Otelin en üst katında bir oda var, halılar, kilimler üzerine, yorganın yarı üstümde, yarı altımda. Ama kazandığım parayı soğan ekmek yiyordum, anneme babama gönderiyordum. Burada şarkıcı olunmaz. Tarla başında lades tavuklusunda komilik yaptım. Ütücüde çalıştım. Parkta yattığım günler oldu. Çok acı günler yaşadım. Anneme babama taptığım için Allah bana 16 yaşını bitirdim. 17 yaşına girerken ünlendim. 45'lik zamanında. Anne, baba hayattayken lütfen değerlerini bilelim, onların gölgesi yeter. Bravo be! Peki şimdi sevgili seyircilerimize bazı şarkıların isimlerini okuyacağım. Örnekse, alışmak sevmekten zor, ben sevdalı sen belalı, özledim, boş vere boş vere, eskimeyen dost, gitme, sana muhtacım. Sen mevsimler gibisin, seni sevmediğim yalan, senin olmaya geldim, seninle başım dertte. Tanrım, tapılacak kadınsın, ya seninle ya sensiz. Şimdi bu ve bunun gibi birçok beste gidiyor. Bunların hepsi Selami abiye ait. Şimdi normalde dinliyoruz, bayılıyoruz. Mutlaka herkesin Selami Şahin'e ait bir aşk şarkısı var. Herkesin bir Selami Şahin şarkısıyla beraber hüzünlere gark olduğu, masada uyudu, masada bayıldı, o masayı gözyaşlarıyla sırılsıklam yıkadı, bir durum var. Her evliliğin içinde mutlaka bir Selami Şahin şarkısı var, aşk hikayesinin başlangıcı olarak. Şimdi bu tabii ki kolay bir hikaye değil. Yani birçok insan aşklarını, hayatlarındaki çok önemli olayları sizin şarkınızın üzerine yazmış. Siz şarkıyı yazmışsınız. Onlar da o şarkıların üzerine aşkları, ayrılıkları yazmışlar. Siz şarkıyı veriyorsunuz halka, al diyorsun, bu şarkıyla ne istiyorsan yap. Onlar da bunları yazıyorlar. Yıllar sonra dinlediklerinde başlıyorlar hüzünlenmeye, başlıyorlar ağlamaya, başlıyorlar hatırlamaya. Bunların hepsi Selami Şahin şarkıları. Şimdi çok geç olmadan hemen bir konserler serisi başlıyor. Önce onlardan bahsedeyim. Ve ondan sonra da hemen baştan bu müjdeyi verelim. Ve ondan sonra da devam edelim konuşmamıza. Şimdi 5 Temmuz Kuşadası AVM Amfitiyatrosu'ndaydınız. Eskimeyen Şarkılar. Eskimeyen Şarkılar adı tabii. Önce ve teatral bir konser. 13 Temmuz Altınoluk Amfitiyatrosu'ndaydınız. 14 Temmuz Ayvalık Amfitiyatro'dasınız. 24 Temmuz Bodrum Antik Tiyatro'dasınız. 26 Temmuz Datça Açık Hava Tiyatrosu'ndasınız.
27 Temmuz Antalya sahne Konyaaltı Açık Hava Tiyatrosu'ndasınız. 30 Temmuz İstanbul Harbiye Açık Hava Tiyatrosu'ndasınız. 29 Eylül İzmir Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'ndasınız. Sonra da biz bir kapalı bir yer yaptık. Bu açık havadan bıkınca ondan sonra bize de buraya Dada'ya geliyorsunuz inşallah yeni sezonda. Çok arzu ediyoruz. Bu eskimeyen şarkılar, tabii son albümdeki şarkılar da var. Olacak orada. Bu son albümdeki şarkılardan en azından bir 3 tane renk olsun diye okuyacağım. Ama genelde hepsi eski şarkılar. Herkesin bildiği şarkılar. Mesela şarkılarımı okumayan şarkıcı kalmadı Türkiye'de, Allah'a çok şükür. Tanju Okan bile, Allah rahmet etsin. Benim en iyi dostum içkim sigaram, onlar da terk ederdi olmasa param. Canım kadar yakınım el oldu şimdi, dünyada dost denilen kelime yalan. Bu da söz müzik benim. Selami abi, bu kadar nasıl hissediyorsunuz? Şimdi hem bu kadar hissediyorsunuz, hem bir yandan aile, çoluk çocuk. Şimdi oğlunuzu büyütmüşsünüz. O da Ayayorgi'de mi bir yer yaptı? İki arkadaşıyla üç ortak Ayayorgi Co diye açtılar. Ne diye? Yerin adı Co. Co. Evet. Yok ya. Evet. Niye Co? Co ne demek? Co İngilizce bir şey mi? Galiba. Mağara mı? Yani mağara mı? Çok öyle güzel bir yer yapmışlar bir ki ne olduğunu anlatamıyorum. Evet. Co. Birinci, İngilizce yazan bir şey. Birinci gün geleni kovuyorlar. Açılış tabii çok güzel. Hem plaj, hem gazino, hem restoran, inanılmaz, denize sıfır. Ha. Ayayorgi. Tamam. Ayayorgi'nin plajında. Babilon. Evet. Siz oraya gittiniz tabii. Tabii. Gidip duruyorsunuz. Birinci gün konser verdim. Ama öyle manyak bir yer ki anlatamıyorsunuz. Ya inanılmaz. Evet. O kadar büyük, güzel bir yer ki. Ve gelen insanlar mutlu olduğu zaman tekrar gelirler. İnsan ne ekerse onu biçer. Birinci günü gazino açılışında ben çıktım. İkinci gün Serkan Kaya. Üçüncü gün Bülent Ersoy, Linet, Fatih Ürek, birçok sanatçı çıktı. Ve yine programa yeni seçimlerden sonra başladılar. Yakında, çok güzel. Yakında ben de çıkıyorum. Tekrar çıkacaksınız. Evet. Allah Allah. Ve adı Kov mu? Adı başka bir şey olabilir mi? Ha? Koy. Koy mu, kov mu? İkisi de olur. Koyarlar şeyleri, içecekleri, ödemezse kovarlar. Anlamadım. Nedir tam olarak? Adı ne? Kov mu? Kov. Kov. Nasıl oluyor? Hepimiz aynı şeyi söyleyip duruyoruz karşılıklı. Kov, kov, kov. Evet. Jove diye mi yazılıyor? Kav. Türkçesi koy. You speak English? Sizin kadar olamaz tabii de yani adı Kol. Koy. Adı Koy değil ama. Adı Kol. Evet peki. Ulan reklam yapmak istesem bu kadar olur yani. Yani ama bir bilinçli bir tercih de olabilir. İnsanlar ölünceye kadar bunu söylüyor. Kol, kol, kol. Peki. Harikulade. Harikulade. Peki. Bu tabii ki dipten gelen bir insan var burada. Fakat şarkı yazarken bir ustalığınız var. Bunu Show Radyo'daki programda konuşmuştuk. Nasıl yazıyorsunuz şarkıları? Anlatın bana. Şimdi ben bugün beste yapacağım diye kendimi şartlamam mümkün değil. Ummadığım bir anda ben notayı kitapların yardımıyla kendi kendime öğrendim. Stüdyoda konservatuar mezunlarına şeflik yapıyorum. İnsan çalışırsa, yürüyecek yolu ve arkadaşını seçerse problem yok. Kader vurdu beni, öleyim de mezarıma gelme. Allah kahretsin, vur beni, öldür. Benim şarkılarımda öyle sözler yok. Aşkı anlatan, özlemi anlatan, sitemi anlatan, sevgiyi anlatan şarkılar yapıyorum. Şimdi
Bir bakıyorum aklıma bir dörtlük geliyor. Çok sevdiğim bir arkadaşım. Selamcığım, seni gördüm. Unuttun dedim, aramıyorsun. Ya Selami dedi, seni unutamam, bu mümkün değil. Canım arkadaşım dedi. Ben de oturdum. Seni unutamam. Bu mümkün değil. Dilim ne söylerse sözlerim de sen. Sanki bütün yollar sana çıkıyor. Her nereye baksam gözlerimde sen. Dolaştım bu şehri sabahlara dek. Caddeler, sokaklar, baştan başa sen. İçip de kendimden geçmek istedim. Şişeler, kadehler, baştan başa sen. Şimdi bir de teknik olarak nasıl yazıyorsunuz onu biraz bahsetmenizi istiyorum. Yani nota yazmak meselesi. Nota yazmak elimde bir gitar veya piyano şu bu değil. Ha işte bak Tuncer, burası çok ilginç. Oturuyorum kağıda porte çiziyorum. Samimi söylüyorum bak bu çok acayip. Bu çok acayip. Porte... Çünkü ben bunu çok şaşırdım dinlediğini, özür dilerim. Rica ederim. Çünkü ben sonra Tuncer'e de bahsettim bundan. Ve sizin ağzınızdan dinlemesi, bizzat burada dinlemesi, radyo dinleyenler tabii, show radyo dinleyenler biliyorlar o sırada bunu ama bu çok önemli. Yani hakikaten hiçbir sanatçıya benzemiyor. Tape yok değil mi abi? Bir tape orada kaydeden bir şey? Yok. Yok, peki. Kağıdı alıyorum, nota kağıdı yoksa porteyi çiziliyorum. Tamam. Üzerine nihamense si bemol, mi bemol, dört dörtlük C. Sol, si, mi, re, do, si, la, sol. Sol, fa, mi, re, do, si, la, sol. Oturuyorum. Bir ben... enstrümanla ses çıkarmadan, herhangi bir enstrüman olmadan ne piyano ne gitar direkt olarak nota yazıyor. Ya mektup gibi yazıyorum. Mektup gibi. Şimdi evet. Notayı nasıl öğrendim? Burada İmkan böyle yok. Bir Mozart'la ilgili bir film seyrediyor gibi olmuyor muyuz? Bir Amadeus filmi sanki. Maddi şey durum yok ailenin. Köyümüzde hala ilkokulu var. Ben dedim 16 yaşını bitirdim, ünlendim. Amerika'da, İngiltere'de yaşıyorsam hayatımı sürdürmem için İngilizce bilmem lazım. Ben nota bilmiyorum ama imkanım yok. Nasıl öğreneyim? İlk önce bunu öğrendim. 5 çizgi, 4 aralık. Mi, sol, si, re, fa, fa, la, do, mi. Allah rahmet etsin. Hayatta mı bilmiyorum. Ayhan Yunkuş vardı, piyanist. Çok eski. Stüdyodayız. Amca dedim, si hangisi piyanoda? Yüzüme baktı. Sen dedi 16 yaşını bitirmişsin, ünlenmişsin, nota bilmiyorsun, ilkokulu. Oğlum si bu dedi. Bastı böyle piyano, stüdyo. Grafson stüdyosu vardı. Tünelde, Suriye Pazarı'nda. O gitti, ben si... Mi, sol, si, re, fa, la, do, bunlar öğrendim. Üst baş boş ver dedim. Si'ye bastım. Si, altı, la. Mi nerede? La, si, do, re, mi. Si, la, mi. Se, la, mi. Se, la, mi. Solfeci öyle öğrendim. Bravo. Çok acayip. Peki. Şimdi bazı hikayeler var tabii. Çünkü her zaman sohbeti çok tatlı bir insansınız. Ve tabii ki benden daha yaşlılar var. Rahmetliler var. Allah size çok uzun ömür versin. Cümlemize ya Rabbim. Ama, hepinize uzun ömürler. Sağ olun efendim. Zeki Müren 30'dan fazla şarkınızı okumuş. Evet. Ama bir de bir dostluğunuz da var. Çok. İlk tanışmanız nasıl oldu? Şimdi ben... Tanışmadan önce benden bir şarkı okumuş. Yaprak yeşili gözlerin beni benden aldı gitti. 45'lik zamanda, çok eski, hatırlamanız mümkün değil. Sıra Sevilerde kulüp 12 vardı, çok meşhur. Evet. Bir arkadaşımla buluşacağım bir kafede. Girdim, baktım şef geldi. 76 mı? 77 o yıllar.
Zeki Müren dedi, arkadaşlarını içeride oturuyor. Sizi gördüm, masasına davet ediyor. Ben heyecandan böyle aa. Ama Zeki Müren hakikaten bir okuldu. Okurken şarkıları, yorumu, anlatışı 5 yaşındaki çocuklar belli ne dediğini anlıyor. O çok önemli. Gittim elinizi öpüyorum paşa. Şöyle yaptı bana. Estağfurullah selamicim dedi. Ne güzel. Oturmaz mısın dedi. Şeref ver masamıza. Oturdum. Sen ne kadar güzel okuyorsun dedi. Günün birinde çok daha yüksek yerlere geleceksin dedi. Okurken dedi benim taklidimi yapıyorsun. Türkçeyi çok güzel okuyorsun. Yakında albüme gireceğim dedi. Sen yönet. Biliyorum notayı kendi kendine öğrenmişsin. Ve bana beste hazırla. Bu akşam da Maxim gazinosu vardı çok ünlü. Evet. Sen çapkın olduğunu biliyorum. Sevgilinle misafirimsin, davetlimsin. Ben de gittim. Çiçekler geliyor. Ben de çiçek verdim. Selami Şahin dedi, Ahmet dedi, Hatice dedi, Fatma dedi, neyse. Bir ara dedi ki, benim aziz dostum, eskimeyen dostum Ahmet ve Mehmet neyse isim. Ben not ettim, eskimeyen dost. O gece şarkı yaptım. Ne zaman gelirsen gel, başıma tac olursun. Ya. Sen benim eski değil. Ertesi gün buluştuk. Evine, Dört Levent'teki evine gittim. Selamicim var mı bir şey? Dedim var. Senden ilham aldığım bir şarkı. Nasıl olur yani dedi. İnanmıyorum. Müthiş. Şarkıyı okudum. Benim okumama gerek yok dedi. Aynı benim gibi okuyorsun dedi. Helal olsun. Aynı sanatçılar gibi okuyorsun. Kime veriyorsan eserini ki rahat geçsin. Ben de ona şöyle okudum. Ne zaman gelirsen gel, başıma tac olursun. Oh. Sen benim eski... Bu şarkıyı kimse vermiyorsun dedi. Ya. Gitme, sana muhtacım. Ya. Gözüm neler okudu? 30 şarkı mı okudu? Eserlerimi okumayan kalmadı. İbrahim Tatlıses bu kadar albüm yaptı. Ya. En meşhur 15 şarkının 9'u benim. Maşallah, alkışlıyoruz. Bu Kapatma Meyhaneci. Adı o değil şarkının. Evet. Meyhaneci mi? Meyhaneci. Meyhaneci adı. Mi şarkının adı? Kapatma Meyhaneci mi? Şarkıda Kapatma Meyhaneci ama Meyhaneci koyduk biz. Tatil. Meyhaneci. Onun hikayesini biliyor musun? Lütfen. Boğaz Köprüsü'nü geçin, Beylerbeyi'ne dönerken bekarlık zamanında herkesin sevgilisi olmuştur. Normal değil mi? Yani. Bekarlık zamanında sadece olabilen bir şeydir 74 zaten. Yılında tabii. Tabii. Sadece 80 öncesinde olabilen bir şeydir. Tabii, tabii. Sonrasında direkt evlilik zaten. Direkt değil, doğru. Doğru. Evet. Sevgilimle gittim. Beylerbeyi iskelesinde meyhane var. Cam kenarında oturdum ben. Sevgilimle dalgalar vuruyor böyle deniz sıfır. Roman sazlar geldi. Selam Ağa dedi ya. Sen okuyasın birkaç şarkı bize. Oh. Herkes Selami Bey'i lütfen şarkı şarkı. 3-4 şarkı okudum. Saat 1'i çeyrek geçti. Baktım meyhaneci geldi Selam Bey dedi. Buradasınız diye kimse gitmiyor. Ceza kesecekler bize yoksa. Dedim birer düble bir de hesap. Hesap mümkün değil dedi. Patron bizi döver dedi. Güzel bir gece yaşattınız. Onun için mümkün değil hesap dedi. Ben de içerken sevgilimle şöyle dedim. Bu şarkıyı Tanju Okan'a okumuştum. Kaybettim notasını, sözlerini. Nerede olan bu şarkı derdi bana. Niye bulamıyorsun? Ha, bu kayıp şarkı bu mu? O kayıp şarkı bu. Aa. 3 sene önce buldum şarkıyı. Diğer notalara bakarken dosyalarda. Vay dedim be Tanju Baba. Sen okuyacaktın bunu ama tam Greg havası, onun havası. Şöyle yazdım. Deniz burada, dalgalar vuruyor. Kapatma meyhaneci. Bu albümde var. Henüz vakit çok erken. İçkiler deniz olsun aşkımız yelken. Ben yıllardır bugünün hasretini çekmişim. Sevdiğimle dünyaya sanki yeni gelmişim. Nakarat kısmı da.
Doldur da ver, doldur da ver, doldur da ver bir daha. Kadehleri aşkımıza kaldıralım bir daha. Dolu dolu yaşayalım, bugün varız yarın yokuz. Gidenlerin hiçbirisi dönmedi ki bir daha. La la li la 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 la. Öyle bir şarkı işte. Bu albümde. Bu albümde değil mi abi? Bu albümde. Vay be. Yahu nasıl? Vallahi fabrika gibi çalışıyorsunuz maşallah. Peki. O zamanlar daha un kapanı yok. Evet. Eskiden bahsediyorum. Sirkeci'de doğru. Sirkeci'ye gittiniz. Tabii orada da zor yani. İlk plak yapılış aşaması. Şimdi ben otelde çalıştım. Lokantada komilik yaptım. Parkta yattım. Günler oldu. Anneme babama taptım. Biriktirdim parayı. Köy kilodoma cep diktim, düğme koydum, onlara gönderiyordum. Buralarda şarkıcı olmaz, bir öğrendim ki plakçılık... Bu nasıl bir don, bu kadar para giriyor buna? Böyle bu kadar. Don değil, don bu kadar, kese koydunuz içine. Kese. Evet. Ama dikilmiş ama, kese. Dikilmiş kese ama az para kazanıyordunuz, dona parayı keseye koyduk derler ya. Evet, 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 keseye koyduk. Gittim Doğu Bank işhanında, Allah rahmet etsin, Ankaralı mebus Recep Dengin. Dedim amca ben iş arıyorum, yeni açmış şirketi, burada çalışabilir miyim? Peki evladım dedi, yere 1-2 lira bırakıyordu böyle, bilmiyordum ben. O geldiği zaman amca ben bunları yerde buldum diyordum. Ha demek güvenilir çocuk, yatacak yerin de yok. O zaman sen burada uyu dedi, kapıyı kilitlerim, bir anahtar da sende bir şey olursa açar çıkarsın. Bana güvendi. Bir baktım İrfan Özbakır, Avni Anıl, Şekmeye arkadaşları gelmişler yemek yemeye. Kalktım. Amca dedim, sizi çok seviyorum, bana plak yapar mısınız? Oğlum dedi, daha 16 yaşına girmişsin dedi. Sana nota bilmiyorsun. Yoksa işten ayrılacağım. Ben şarkıcı olmaya geldim. Annem babam çok fakir. Bana yardımcı olun. Recep Dengin, Allah rahmet eylesin. Bir dinleyin sesini o zaman dedi, dinleyelim. Ben de gurbette ömrüm geçecek, bir daracık yerimde yok. Bir türkü vardı eski, ben daha o zaman sanatçı değildim. Ayağa kalktılar, vay be dediler. Bu ne ses? Bu çocuğa hemen 45'lik yapın. 1-2-3. 45'likte 17 yaşına girerken ünlendim. Neye uğradım, şaşırdım. Allah bana bu ödülü niye verdi? Anneme, babama, Tanrı'dan sonra taptığım için. Maşallah, maşallah. Selami abi, bir de Müjdat Gezen'le hikayeniz var. ne yaptınız onunla? Aynı evde, Tavuk Uçmaz Sokak Cihangir'de. Evet, çok iyi bilirim. Ama bir şey oldu. İkiniz de dul muydunuz? Boşandınız mı? Bir şey mi oldu? Dulduk. Boşandık, dulduk. Bir boşanma oldu. O da mı boşandı? O da boşandı. Dulduk. Çok samimi arkadaşım. Ama dul genelde erkeklerle ilgili pek kullanılmaz bizim kültürümüzde. Ama yani dul kalan da duldur değil mi? Erkek tabii. De boşandı. Ama ikimiz zaman... yeni boşanmıştık. Taze dul. Taze. Taze duldunuz. Ne yaptınız? Tanışıyorsunuz zaten. Tabii arkadaşım. Canım arkadaşınız. Benim. Üç sene aynı evi paylaştık. İki dul bari bir eve mi çıkalım dediniz? Yani masraf olmasın diye. Evet. Hani iki ayrı ev kira. Öyle. Üç sene mi sürdü? Peki evet. Ama ilginç bir olaydır ya. Müjdat abi de ilginç bir adamdır yani. Çok. Onun hassasiyetleri vardır. İşte simetri hastalığı vardır. Ama hakikaten vardır. Sen buradasın diye demiyorum. Sen diyorum benim kardeşimsin. Lütfen sen. Efendim tabii ki. Sen bu dalda bir numarasın. Teşekkür ederim. Bunu iltifat etmem ben, gerçekleri söylerim. Kim başarılıysa bir Türk vatandaşı olarak ben gurur ve onur duyuyorum seninle. Teşekkür ederim efendim. Müjdat Gezen de yeri dolmaz. Kesinlikle. Okulu. Kesinlikle. Gelen gençlere yaptığı hizmet. Kesinlikle. İnanılmaz. O benim canım, abim, kesinlikle. Arkadaşım. Kesinlikle. Onunla anılarımız çok. 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 Bu...
Tabii çok rahatsızlıkları vardır. Bu belki beraber oturduğunuz evde, belki bir başka ev. Genelde o civarda oturdu hayatı boyunca. Onun çok anlatılan bir hikayesi vardı. Bir şeye de çok saygılı bir insandır filan ama sürekli evin penceresinden bakıyor. Yani anlatılan o. Ve bu simetri hastalığı nedeniyle caminin minaresinde bir eğrilik görüyor yapılırken ya da sonradan bir şakülü kaymışlık görüyor minarede. Kültür Bakanlığı'na dilekçe vermiş minareyi düzeltin diye. Eğri çıkıyor yukarıya diye. Bunda da tabii ki güzel bir hikaye bu. Çünkü bu kadar hassasiyet var. Onlar da teşekkür etmişler falan. Sağ olun, var olun işte. Biz de ölçtürdük, böyle olmuş falan diyerekten. Yani bu kadar hassas bir şey. Evde nasıldı çok merak ediyorum beraber. Şimdi biz evde yemek yapmak, çay bile zor demlerdik. Hiç şeyimiz yok yani. Evet. Benim öyle bir hevesim olmadı ki. Yani evde giderdik, yemek yerdik. Bazen hamburger alırdım ben. Geliyorum, meyve suyu var mı yok mu öyle. Evet. Sonra bana ödeme yaparsın diyordum. Güzel. Ama tabii ikinizin de, o zaman siz iyi kazanıyordunuz onunla beraber. Efendim? İyi kazanıyordunuz o zaman. Tabii. O zaman iyi kazanıyordunuz. Ünlüydük ikimiz de, o da tiyatro. Ne kadar güzel bir şey bu yani. Benim gözlerimi yaşartıyor bu durum. Çünkü hakikaten Müjdat abi de fena kazanmaz. O kadar çalışkan bir insandır ki, o kadar çok iş yapan bir insandır ki. Ve bugün kendi açtığı okulu da öğrencilerinden tek kuruş almadan... Evlatlarımıza geleceği, onlar bizim geleceğimiz. Evet, finanse hakikaten etmesi. O yaptığı iyilik ibadet gibi kutsaldır. Evet. Fakat ben, yani dikkatimi çekiyor. Şimdi o yıllarda bu kadar üretken iki insan... Sadece hanımlardan ayrıldıkları için, değil mi? Bir yandan da insan hanımdan ayrılırsa der ki ya ben biraz gezeyim, tozayım, hani hayatımı yaşayayım filan. Buna rağmen iki insan Cihangir'de bir eve beraber çıkabiliyordu. Şunu söylemek istiyorum, tevazularına bakın. Yoksa bugün daha bir çocuk, genç bir çocuk 20'li yaşlarda daha eline 3 kuruş para geçsin. Hemen diyor ki ben tek başıma oturayım. Tek başıma gideyim. Bizim kabaremizdeki oyuncular, kabaremizin çalışanları. Diyorum ki ben de onlarda mesela dışarıdan İstanbul'a gelmiş insanlar var. Bizde ya oyuncu ya televizyon ekibinde çalışıyor. Diyorum ki onlara ya bak sen de evsizsin, bekarsın, erkeksin. Sen de evsizsin, bekarsın, erkeksin. Birbirinizi de seviyorsunuz, arkadaşlık ediyorsunuz. Beraber şuraya buraya gidiyorsunuz. Ulen beraber bir yere çıksanıza. Tabii. İkiniz birden diyelim ki karşı tarafta bir ev tutmak yerine tabii. Anadolu yakasına. Yalnızlık çok kötü. Yalnızlık. Hayır, bunlar diyor bak daha 20 yaşında çocuk bana diyor ki ya diyor ben diyor valla evde tek başına seviyorum. Lan şimdi senin o dönemin değil. Senin şimdi biraz ekonomi yapma dönemin. Hatta diyorum ki bak sen de evsizsin, sen de evsizsin, sen de evsizsin. 3 kişi bir evde. Ben rahatsız oluyorum diyor. Bak yani bu çok acayip. İşte bu bir örnek. Şimdi iki tane başarılı sanatçı birbirleriyle can yoldaşı olmak için ve tabii o zaman da ama Selami abi şimdi öyle yıllardan bahsediyoruz ki o zaman da kimse kimseye eviyle, arabasıyla, yazlığıyla hava atmıyordu. Yok. Öyle bir şey yoktu. Yok. Sizin mütevazı bir yerde oturuyordu. Zaten bahsettiğiniz sokak Tavuk Uçmaz sokağı çok mütevazı bir sokaktır. Orada zengin evi yoktur zaten. Tabii. Şimdi bakın bu çok önemli. Buradan herkese, bizi izleyenlere de sesleniyorum. Yalnızlık Allah'a mahsus. Tek başına yaşayan bir insan, ister kadın, ister erkek, ister genç olsun, ister yaşlı olsun. Bazen diyor bakıyorsun ki banyoda düştü. Evde kimse olmadığı için. Ya. Ertesi gün ölü bulunuyor. Ya ah yazık. Bazen bir yemekten bir şey oluyor, zehirleniyor, düşüyor, doktora götüren yok, ilgilen. Yalnızlık Allah'a mahsus. Yanlış mıyım? Allah kimseyi yalnız bırakmasın. Alkışlıyoruz, bravo. Selami abi, bir gençlik fotoğrafınız var. Arkadaşlarım hazırlamış, ben de sizinle beraber ilk defa göreceğim. Siz de belki ilk defa göreceksiniz. Fotoğrafınıza bir bakalım. Bu mu gençlik fotoğrafı? Bu o kadar genç değil. Ben daha da genç sandım ama
Bu nereden buldunuz bu fotoğrafı? Bir enteresan bir fotoğraf. Kaç yaşındasınız efendim burada? Herhalde 30 mu? O yaşlarda. 30 gibi. İyi gitar çalıyorsunuz. Yani kendi kendime öğrendim. Her gitar, şey, evet. Piyano, evet. Bağlama, öyle kaval. Kendi kendime öğrendim. Çalıyorum zevkine. Evet, harikulade. Peki, sen bela mısın başıma? Bir önceki klip, bir bakalım birlikte. Ya bayağı dramatik bir iş bu ya. Ve oynuyorsunuz. Bunun hikayesi var. Hikayesini dinleyeceğim sizden. Ama hemen söyleyeyim, filmlerde de rol aldınız ve daha klibin başlangıcına itibaren sizde bir oyunculuk yeteneği var ve bu tamamen tamamen değerlenmemiş bence. Yani dünyada birçok şarkı söyleyen, beste yapan insan var. Ve bunlardan bir tanesi mesela söyleyebilirim. Jacques Brel. Mesela evet. Fransızları çok şaşırttı. Bir anda dedi ki ben müziği bırakıyorum. Sahneye çıkmayı bırakıyorum dedi. En yüksek zamanında. Ve bir anda filmler çekmeye başladı. Ve o sırada hayranları Jacques Brel'in, toprağı bol olsun, ne kadar müthiş bir oyuncu olduğunu fark ettiler. Ve yaşlılığında yaptı bunu. Şimdi sizin 1970'te ilk rol aldığınız film Köyün Beş Güzeli. Evet. Sonra o zaman 80... siyah beyaz filmdi. Renkli siyah yok. Beyazdı evet. Üstelik 1970'te. Halbuki renkli filmler var. Ama siyah daha beyaz. Siyah beyazdı. Renkli sonra başladı. Renkli sonra başladı. Peki. 81'de Bağrımdaki Ateş filmi. Evet. 85'te Kaderi Zorlama filmi. Bunlar Köyün Beş Güzeli başrol mü oynadınız? Tabii. Bağrımdaki Ateş'te. Öyle. Evet. Kaderi Zorlama yine başrol ama bunlar bu şarkılı türkülü filmlerden, müzikal film dediğimiz türden mi? Yok ama arada şarkı okuyordum. Şarkı yani. Okuyordunuz. Sonra durup dururken 2002'de Mumya Firar'da da oynuyorsunuz. Evet. Artık konuk oyuncu olarak. Evet. Çünkü bence değeriniz bilinmemiş aslında. Yani sinema sizin değerinizi bilmemiş. Çünkü artık burada konuk oyuncu. Sonra 2010'da İngilizce isimli bir film var, The Dealer. Evet. Ne yaptınız orada? Hatırlamıyorsunuz. Mısır ve Türkiye ortak bir film. Ha. Ahmed Es-Sakka en meşhur aktör. Şimdi benim annem Mısır olduğu için ben orada Arapça konuştuk ve Firar Mumya diye bir filmde de oynadım Mısır. Evet. Evet, Türkiye. Mumya Firar'da evet. Aynen. Arapçadan Firar Mumya. Ben Türkçeyi 8 yaşında öğrendim. Şimdi ben müzik adamıyım. Çok iyi bir proje olursa film adına tabii ki girerim. Şimdi hem duygusal hem insanları güldürmek, mutlu etmek çok önemlidir. Silahla vur, öldür, bilmem öyle filmlerde ben oynamak istemem. Çünkü evlatlarımızı, gençlerimizi kötü yola teşvik etmek gibi bir şey oluyor. Bence. Sevgiyi, barışı, evet. Bir insan yaşadığı hayatı anlatan, çocuklarımıza örnek, iyi örnek olabilen, çalışsın, bir yere gelsin. Yani farklı hikaye olmadan girmenin bir anlamı yok. Benim peki göre... hiç bu arada tabii ki bundan sonra bu konuk oyunculuklar başlamış yani 85'ten sonra. Evet. Bu arada hiçbir yönetmen olmadı mı? Yani sizin ifadenizden etkilenen, gözlerinizden etkilenen, dramatik bir iş içerisinde çok iyi var olabileceğinizi düşünen hiçbir yönetmen olmadı mı? Ya birileri söylemedi mi bunu? Vallahi. Ki şeyde yapıyorsunuz yani siz bu bir rol yapma yeteneği. Yani acting hep konuşuyorlar ya herkes. Yani bu. Çünkü siz şarkılarınızı verdiğiniz insanlara, şarkıcılara da onları taklit ederek söylüyorsunuz. Tabii. Biraz önce Zeki Müren'in örneğinde anlattığınız gibi. Yani bu kadar act etme, oynama. Bizim dilimizde bu bir garip duruyor. Çünkü biz oynamak diyoruz ama başka dillerde örneğin İngilizce'de oynamaya yani oynuyoruz, çoluk çocuk oynuyoruz. Buna play diyoruz. Play. Değil mi? Play diyor İngilizler. Yani evet. Oynama, oynuyorsun. Biz dans etmeye de oynama diyoruz. Çünkü dans etmek zaten yabancı filmde bir dilden geliyor. Filmde de oynadı diyoruz. Filmde de oynama diyoruz. Onlar acting yani ya da actor yani oynama diyorlar. Biz hepsini bütün bu kavramları oynamayla oyuncu diyoruz. Karşılıyoruz. Evet. Aslında doğru değil. Yani siz aslında oynuyorsunuz ve niçin
sizi değerlendirmiyorlar. İnanamıyorum yani buna. Samimi söylüyorum yani en ufak bir samimiyetsizlik yok. Şimdi bak canım benim şöyle bir şey söyleyeyim. Ben hayatta kimseyi benden büyük ve benden küçük görmem. Eleştiriye açık olmayan doğruyu bulamaz. Biz de Avrupa ülkelerine bakın, ileri gelmiş Avrupa. Rol yaptıkları zaman doğal yaşantısında nasıl yaşıyorsa öyle. Biz de kamera 1-2-3 kayıt diyor. Sen beni unuttun, aramıyorsun. Oysa ki ben seni çok seviyorum. Filan böyle hareketler. Ben seni çok özledim ama sen aramadın beni. Yani doğal değil yani biraz oyunda şey var, yapmacık. Bence evet. Bu yanlış ya, düzeltsinler. Evet. Peki benim elimde bir film var. O zamanlar size rol vermiş olsalardı bunu bir izleyelim. Ben size bir rol versem şimdi. Çok da sevdiğiniz insanların olduğu bu film. Dikkatimi çekti bu film. Garip yani bizim eski dönemde sinemamızın ne kadar manyak olduğunu gösteren bir iş. Belki bir hanımefendiden burada rica ederiz. O da gelir bizimle oynar. Ben de bir rolü oynarım. Bu sahneyi tekrar etmek istiyorum. Bir filmi önce izleyelim efendim. Buyursunlar. Aramızda filmi. Tabii ki burada suçlular aramızda meselesinde tabii ki Ekrem Bora abimizi izliyoruz. Hanımefendiyi bana söyler misiniz? Ha? Leyla Sayar. Çok çok önemli bir oyuncu. Leyla Sayar'da. Fakat orada bir siyahi bir kişi var, bir oyuncu var ve bayağı bildiğimiz donla, o günlerde böyle donlar giyiliyordu. Yani hakikaten beyaz veya bir donla oynuyor ve durmadan dans ediyor, oynuyor diyelim ona. Durmadan oynuyor ve oynuyor ve bu adama birisi demek ki böyle bir mizansen vermiş. Fakat orada müthiş dramatik bir konuşma devam ediyor. Fakat siyahiyi ve donunu seyretmenizi rica ediyorum. Zaten başka bir şeye bakmak mümkün değil. Selami abiciğim, şimdi siz Ekrem Bora'yı okuyacaksınız. Okuma tiyatrosu gibi düşünelim. Nilperi Şahinkaya'yı davet edeceğiz sahneye. Nilperi Şahinkaya alkışlıyoruz. Birazdan konuğumuz olacak. Buyurunuz. Evet. Hoş geldiniz. Siz de oraya alalım. Ben de siyahi adamı okuyacağım. Zaten o seslendirilmiş. Evet, hazırsanız buradaki amaç bugün tekrar canlandırılsa nasıl olacağını görmek. Bir tür prova, okuma tiyatrosu gibi düşünebiliriz. Nilperi, Leyla Sayar çok önemli bir oyuncu, çok güçlü bir oyuncu. Layık olmaya çalışacaksın biliyorum ama ben biraz önce söyledim. Selami abi zaten doğuştan yetenekli. Ben de siyahiyi oynamaya çalışacağım. Evet, hazırsak başlayalım. Senle başlıyoruz, Leyla Sayar'la başlıyoruz. Tamam. Buyurun. Utanmaz, rezil, adi herif. Ver o kolyeyi bana. Zaten şüphelenmiştim bu randevudan ama hırsızlık yapacağını asla aklıma gelmezdi. İyisi mi? Çalayım dedim. Sonradan kolyenin değerini kadar para verecektim sana. Bu hiç aklıma gelmemişti doğrusu. Bravo, alkışlıyoruz. Sen de değil mi? Siyahi de mi? Evet. Ha. Ne haber? Şimdi ne yapacaksın bakalım? Ha. Alçak herif, namussuz, rezil. Bir de zeytinyağı gibi üste çıkacak, görüyor musunuz? Ben mi rezil? Bu ne peki bu çıplak siyah adam? Yeter, bu kadarı mükemmeldi. Çok teşekkür ederim, müthiş performanstı. Tek tek oyuncularımızı alkışlayarak puan vereceğiz. Dur, önce Nilperi. Selami abi. Si
siyahi figüran. Mükemmel, alkışlıyoruz Nilperi. Buyurunuz, evet. Hakikaten zor bir performanstı. Vallahi Nilperi çok gitti ileri. Peki. Hakikaten gülmeye çalışıyorum. Elimden gelince. Çünkü bak bu programda, Selami abi bu programda beni sıkıştırıp yapıyor kendi şakalarını. Yoksa bütün program çok iyiydi. Çok başarılıydı. Şaka yapmıyorum, çok ciddiyim. Nasılsınız efendim? Kesinlikle. Peki, hadi klibe devam ediyoruz. Buyursunlar. Bunun bir hikayesi var, alt hikayesi. Var. Şimdi dostlar, arkadaşlar bazen toplanıyoruz. Yeni tanıdığım kişiler de oluyor, dostların dostları. Birçok kişiden bu şikayeti gördüm. Nasılsınız hanımefendi? Çocuklarınız var mı? Bir kızım, bir oğlum var dedi. Nasıl babalarıyla arası? Ayrıldık. Neden? İhanet etti bana dedi. Selam. Biri 7, biri 8, 9 yaşlarında bir kızım, bir oğlum var. Dört gözden ayrıldı diye üzülüyorum. Nasıl ağlıyor? Bana ihanet etti. Ben nasıl tekrar onunla olayım? Beni tehdit ediyor, telefon ediyor. Karşıma çıkıyor ummadım bir anda. Neredeyse elini kaldırıp vuracak bana. Yani ben ihanet etti bana. Bir de onunla olamam Selam Bey dedi. Ağlamaya başladı. Beni de ağlattı. Ben ofise geçtim, stüdyoya. Kendimi onun yerine koydum ve şöyle yazdım. Sen bela mısın başıma şarkının adı. Denedik olmadı. Uğraştık olmadı. Bir bütündük bak ikiye bölündük. Bırak artık peşimi benimle hiç uğraşma. İki yabancı olduk hayatıma karışma Allah aşkına. Sen bela mısın başıma? Sen zehir misin aşıma? Ben senden kaçtıkça her yerde çıkıyorsun benim karşıma. Vay be! Of! Abi harikuladesiniz. Sağ ol canım. İyi ki, iyi ki geldiniz. Bence bu aramızdaki küçük sohbetten, çok da küçük değil süre olarak ama ben çok şey aldım. Birincisi, bütün buradaki seyircilerimiz de paylaşmıştır. Her zaman hayatınızda anneye babaya duyduğunuz saygının bir numaralı, bir numaralı vizyonunuz olduğu, bir numaralı düsturunuz olduğu ve burada hep Tanrı'ya şükrediyorsunuz. Allah'a ama çok... bir yandan da diyorsunuz ki ben de bunun için bir bedel ödedim. Ben de bunun için elimden geleni yaptım. Bu çok önemli. Selami abiyi tanımak açısından. İkincisi, Selami abinin Türkiye'deki bütün büyük sanatkarlarla beste vererek... okumayan kalmadı şarkı. Okumayan kalmadı. Hakikaten bu kadar büyük bir bestekar olup, bir efsane olup, bir yandan bu kadar tevazu göstermesi... Ne demek? Bu da takdire şayan bir konu, kesinlikle. İkincisi, bence rol kabiliyeti, oyun kabiliyeti hep ikinci planda kalmış hayatında ama ben bundan sonra... daha da yaş almadan böyle bir şeyin başına gelmesini çok isterim. Tekrar bir film çalışmasının. Şimdi bu kadar yoğun bir tempoda ardı ardına konserler vereceksiniz ve bir de müzisyenlerin sizden öğrenmesi gereken bir şey var. Bugün bu kadar çok olanak mevcutken, yani bir şeyi öğrenmek için İnternet mevcut, bir enstrüman mı çalacaksın, nota mı öğreneceksin, herhangi bir bilgiye ulaşmak için bu kadar yol varken insanların tembellik göstermesi benim de çok gücüme gidiyor. Sizin bütün bu imkansızlıklar içerisinde arzu ettiğiniz yolda yürümek için her şeyi yapmanız, her şeyi kendi kendinize öğrenmeniz ve bugün dünyadaki birçok bestekarlara taş çıkartacak şekilde kendi kendinize nota yazarak hiçbir enstrüman kullanmadan beste yapabilmeniz hakikaten bütün müzisyen adaylarının, genç insanların aklında kalması gereken bir konudur. Çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Canım benim, ben... Buraya gelmekle lütfetmedim. Şeref ve onur duydum. O teşekkür benim canım kardeşim. Teşekkür ederim efendim. Teşekkür ederim. Şimdi
Selami Şahin size ne kadar şarkı okusa, ne kadar yeni besteler yapsa hakkınızı ödeyemem. Çünkü yıllardır ben varsam sizin sevginizle varım. Allah sizleri başımdan eksik etmesin ya Rabbim ya Resulallah. Buyur, bravo!